Selam kızlar, selam arkadaşlar, kanalıma, mutfağıma, Atik adına hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Benim güzel kızçelerim, yemek yapacağız birlikte, hiçbir yere gitmek yok. Bana yardımcı olacaksınız. Atik kadın yemek yapacak, tavuklu pilav yapacak. Tavuklu, nohutlu değil. Nohutum yok kızlar. Malum, fakirlik böyle olsa gerek. Biliyorsunuz Canoş'tan da fayda yok artık. Millet o kadar çok konuştu, o kadar çok konuştu ki artık korkudan bana kıyafetlerin içine ne balık yollayabiliyor, ne tavuk yollayabiliyor, ne kıyma yollayabiliyor. Tavuklu pilav yapacağım fakat tavuk bile değil arkadaşlar. Bir tane en büyük boyundan bir göğüs haşladım, bir güzel pirincimi ıslattım kızlar. Birlikte ayıklayacağız, sohbetimizi yapacağız. Evet arkadaşlar. Kavgalardan, küslüklerden, ikiyüzlü insanlardan, sahtekar kişilerden o kadar böyle tiksindim, o kadar iğrendim ki konuşmaya bile değmez diyelim. Efendim Deniz, nereye gidiyorsun? Geç kalma. Bir saat sonra gel. O kadar tiksindim, o kadar iğrendim ki gerçekten konuşmaya bile değmez. Biz yemeğimize bakalım, biz videomuza bakalım. Çok önemli bir şey olmadığı süre içinde gerçekten konuşmayalım. Çünkü ben hangi biriyle uğraşacağım ya? Oradan saldırı, buradan saldırı. Aman boş ver. Boş verdim zaten. Her şeye boş verdim kızlar. Kızlar, kızçeler. Ah kızçeler, ah kızçeler. Saçıma laf etmişler kızçeler. Ben saçlarımı çok beğendim. Şöyle yakından göstereyim. Gayet de güzel, kullanımı güzel. Ama yakam açılmasın hemen laf ediyorlar. Elinde tavuklu. Şöyle ileri iteyim, çok eğilmeyeyim. Saçlarımı kullanması kolay. Taraması kolay, yıkaması kolay. Ben daha Allah'tan ne isterim? Ve bakın pırıl pırıl parlıyor. Bakın nasıl sağlıklı bir saç dipten çıkanlar. Geçen seneden kızıl yaptığımdan bu yana bir seneyi geçti. Diplerim sağlam. Bu yanıkların hepsi gitti zaten. Ama Allah'tan saçım çok çabuk uzuyor kızlar. Ayda 1,5 santim saç uzarmış. İşte benim saçım uzuyor. Çünkü saçım çok yağlı. Bir arkadaş yazmış, çok parlak gözüküyor saçın. Bak kimisi saçımı beğenmiyor, kimisi saçımı beğeniyor. Saçlarım aşırı derecede gür değil fakat saçlarım çok yağlı. Yağlı olduğu için o saç yağısı biliyorsunuz saçı besliyor. O yüzden çok çabuk uzuyor saçlarım. Hiçbir şey yapmıyorum. Hatta saçımı kestirdiğimden beri kim ne derse desin, ben saçımı kestirdiğimden beri saç kremi bile kullanmıyorum arkadaşlar. Şey de kullanmıyorum. Fön suyu da kullanmıyorum. Fön suyu kullanıyordum. Valla tararken fön suyu da kullanmıyorum. Bak föne de gitmedim ben. Fön de yok. Sadece düzleştiriciyle, duş yaptığım zaman bir düzleştiriciyle düzlüyorum. O kadar. Şu kıkırdakları da hiç sevmem. Hani öyle aşırı derecede eskisi kadar, bakın saçım uzunken of elim yandı. Yine de hani yukarıdan toplasam bile uğraşıyordum. Ama şu an uğraşmıyorum. Dün gece mesela duş aldım. Düzledim saçımı. Sabah kalktım, saçlar mükemmel. Mükemmel ötesi. Çünkü benim eskiden de saçlarım çok güzeldi. YouTube'u ilk açtığım zamanlarda kızlar bilenler bilir, saçlar. Saçlar gerçekten hani uzun da ama çok sağlıklıydı saçlar. O kızıldan sonra saçlar mahvoldu. Ya düşünün yani bu mavi siyah. Bu saçın açılması mümkün mü? Bakın şu renge ya. Bu saçı tamamen açtılar kızıl yapmak için. Tamamen açtılar. Saçları turuncu hale getirdiler. Saçları mahvoldu, yandı. Neymiş efendim? Koruyucu varmış. Ay yiyeyim ben öyle koruyucuyu. Bir kadının saçı çok önemli. Oh tavuğu da düşürdük. Saç çok önemli arkadaşlar. Ve inşallah şurada yaza kadar saçlar daha da iyi olacak. Daha da iyi toparlanacak, uzayacak. Her şey güzel olacak. Her şey güzel olacak kızlar. Bugün mutluyuz, huzurluyuz. Neden acaba? Söyleyeyim mi? Söylemeyeyim gene. Telif melif yerim. Aman aman. Ama hakkımızda hayırlısı. Mutluyuz, huzurluyuz. İyiyiz. Bunun böyle olacağını zaten biliyorduk. Çünkü insanların artık canına tak etmişti. İnşallah her şey güzel olacak. Ben bu kadarını söyleyeyim. İyi bir iş yaptık. İyi bir iş çıkardık.
Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun. Çok da fazla konuşmayayım. Maazallah kanalım kapanır mapanır. Öyle yani kızlar, of bu aşırı derecede sıcak ya. Au, kızlar pilavımı tereyağlı yapacağım. Benim büyük oğlan nasıl olsa videolarımı izlemiyor, izlemeye vakti yok. O yüzden hani tereyağlı olduğunu anlayacak. Mis gibi tereyağlı tavuklu pilav yapacağım. Karnım da bir acıktı, bir acıktı. Anlatamam size kızlar. Tavuğumu haşladığım suyum da orada kaynıyor. Ben onun altını kapatmıyorum. Tavuk suyu soğuduğu zaman kokuyor kızlar. O yüzden aynı o kaynıyor ya, o kaynarken o tavuk suyunu kullanıyorum ben. Şimdi işin garip tarafı, benim işim çok zor. Neden zor? Bulaşık makinesinde bulaşıklar yıkandı, boşaltılacak. Şimdi yemeği yaparken onu boşaltmam lazım. Çünkü koca koca tencereler çıkacak, onları oraya koymam lazım. Benim işim çok, çok işim var kızlar. Kızlar pastam mükemmel olmuş, tadı, tuzu, her şeyi harika olmuş. Ondan sonra dedim ya hani soslarım bayağı kaldı. Hani pasta, kremam, çikolata sosum falan kaldı. Dedim bir tane daha alalım o şeyden. Hazır pandispanyaydı ama bu değişik bir pandispanyaydı. Kendim yapmadım pandispanyayı. Gayet güzel, tazeydi dedim. Eşime gelirken bir tane daha al. Hani hemen 5 dakikada yapayım onu. Onu da öbürsü gün yersiniz falan. O da tamam tamam diyor. Kaç tane alayım diyor. Dedim bir tane al. Kaç tane alacağım? Öyle yani kızlar, kızçeler. Beğenilerinizi, like'larınızı bekliyorum. Arkadaşlar. Birazcık hani emeğime saygı gösteriyorsanız beğenilerinizi de koymanızı rica ediyorum. İzlenmeden önce benim beğeniye ihtiyacım var arkadaşlar. Beğeni çok istiyorum. Ay haşlanmış tavuk da ne kadar güzel koktu arkadaşlar. İlk defa canım istedi biliyor musunuz? Normalde pek sevmezdim ama canım istedi. Az önce kısa kolluydum. Biraz böyle bir serinlik oldu. Şu kapşonluyu giydim üstüme. Taytımın üstüne. Şimdi de tavuk çok sıcak ya. Sıcak bastı. Kızlar, kızçeler. Of 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 of. Bayağı sıcak. Artık dokunamıyorum. Şu eldivenlerimi çıkartayım. Soğumasını bekleyeceğim. Çünkü eldivenle de olsa ellerim yanıyor kızlar. Şurada da var sağ tablomuz. Kocaman. Eldiven pudralı ya arkadaşlar. Pudrasını siliyorum. Şimdi ne yapayım ben? Ha, tencereme bir tarafmış. Pirincimi ısladım zaten. Yarım saatte pirincim tuzlu suda bekledi. Şimdi tencereme tereyağımı ve biraz sıvı yağımı koyacağım. Ondan sonra pirincimi yıkayacağım. Pirincim kavrulurken de tavukları düzlemeye devam edeceğim. Çok öyle ince ince yapmayacağım zaten. Çok ince sevmiyorum. Ne kadar var? Ne kadar pirinç ısladım? 3 bardak, klasik bardakla 3 bardak pirinç ısladım arkadaşlar. Çok fazla olmasın. Bu akşam bitti ki yarına değişik yemek yapayım. Patlıcan dedim. Çok güzel bir patlıcan yemeği tarifi öğrendim. Vallahi hiç kimse istemiyor ama onu inşallah yapacağım. En azından kendim için yapacağım. Çünkü çok güzeldi. Kıyma çıkartmam lazım. Bugün videoyu çektikten sonra daha ben pazara uğrayacağım. Kızlar patlıcan alacağım. Patlıcan alacağım, patlıcan. Dediğim yemeği yapmasam da en azından türlü yaparım ama sebze yemeği, yani sebze yemeği canım istiyor. Böyle hep pilav türü falan değil. Pilavı da niçin yaptım? Benim büyük oğlan çok istedi. Çoktandır yapmadın dedi ondan. Yani tavuklu pilav yapmadın dedi. Öyle yani. Kızlar, kızçeler. Bayrama çeyrek kala. Biz hala böyle yemeklerle uğraşıyoruz. Millet baklava, börek, çörek, sarmalar. Gidip yaprak almam lazım. Kıza, aa bakın iyi hatırlattınız. Şimdi bugün değil de bayram haftaya çarşamba değil mi kızlar? Pazartesi günü yaprak alacağım. Pazartesi akşamı yaprağımı sararım. Bir şeyler hazırlarım işte Allah'ın izniyle. Ben biraz duraklatayım. Birazcık hemen geliyorum, gitmeyin bir yere. Şu tenceremi koyayım. Sıvı yağ ile biraz tereyağı koydum arkadaşlar. Hemen pirincimi yıkıyorum. Sıcak suda beklettim. Oo, bembeyaz nişastası çıkıyor arkadaşlar. Bakar mısınız? Şu
Hiç vakit kaybetmemek lazım. Tavukları dikerken pirinçlerini kıyıp pirinçler kavrulacak. Daha ayran yapılacak. Kızlar, o izlediğiniz ıspanak videosu, ben onu çekmiştim. 3 gün 4 gün sonra yayınladım. Hani yeni bir video değil yani. Konular belki değişik gelmiş olabilir size. Onu da aydınlatalım. Oo, süper. Poşur poşur yıkıyorum. Bayağı da fazlaymış. Kolum ağrıdı. Kızlar, kız çerer. Ah benim güzel kız çererim. Hala su bembeyaz çıkıyor. O kadar nişasta varmış ki pirinçte. Şimdi suyu beyaz çıkmaya başladı kızlar. Su da öyle güzel ki soğuk soğuk. Ya ne yapıyorum, buraya geldi. Tamamdır. Bakın. Bayağı güzel yıkadım. Bayağı berrak çıktı suyu. Berrak. Kızlar, berrak deyince aklıma ne geldi? Ben berrak ismini hiç sevmiyorum. Ben çok böyle itici, tuhaf bir isim olarak geliyor bana berrak ismi. Burada kocaman kağıt havlu var kızlar. Buraya sığması mümkün değil. Mümkünatı yok. Buradan alıp kullanıyorum vallahi. Ne yapayım? Ne yapayım? Başka kağıt havlu varım da, ama önce bunu kullanayım dedim. Varım yani, varımdır. Tencereyi göstereyim mi kızlar? Göstermeyeyim çünkü daha tavukları tam olarak ayıklamadım. Denize dedim, oğlum git bana bir toyuk al. Anne, o ne demek dedi. Dedim tavuk. Anlamıyor çocuk konuşmamdan. Anlamıyor. Merdivenlerimi takayım. Yağımda şimdi pirincimi de koyacağım. Kavuracağım. Bir 15-20 dakika pirincimi kavuracağım arkadaşlar. Ne kadar güzel kavrulursa pilavımız o kadar güzel olacak. Hatta bilmiyorum ne kadar olacak. Galiba ben bunu tencerede karıştıramayacağım. Tepsiye dökeceğim. Tepside karıştıracağım. Tepsiyi de bulaştıracağız bu arada, ama yapacak bir şey yok. Burası da ıslanmış. Gel bakalım, gel. Yemekten, mutfaktan başka bir şey bilmiyorsun diyorlar. Evet, benim içeriğim her şey, ama genel olarak da mutfak. Bunu beğenmedim. Bu ince geldi. Bu daha iyi. Genel olarak mutfakta yemek yapmak. Bana şimdi içeriği ne diye soruyorlar. Her şey genel. Ama genelde yemek konusu, mutfak falan. Pirincimizi koyalım kızlar. Pirincimiz kavrulurken de tavuklarımızı diliklemeye devam edelim. Pirincimi normalde tavuklu yapmadığım zaman, tavuk suyunda tuz var ya arkadaşlar, sade yaptığım zaman ben şey yapıyorum. Ne derler ona? Tuzunu kavururken katıyorum. Hani suyuna falan katmıyorum. Kavururken siz de katarsanız pilavınız daha güzel olur. Rengi mengi güzel olur. Limon falan sıkıyordu. O pek benim tercihim değil limon sıkmak. Limon biraz tadını değiştiriyor. Neymiş efendim? Rengini beyaz yapıyor. Ya lezzeti olsun, güzel görünüş olsun da bırakın rengi sarı olsun. Zaten böyle sarım tırak gözüken pilavlar her zaman daha lezzetli gözüküyor bana. Kızlar, lades'e girelim mi? Lades kemiği çıktı. Öyle yani, tereyağı da mis gibi koktu. Ben niye bugün acıktım ya? Tavuğun kokusunu duyunca mı karnım acıktı? Herhalde öyle oldu. Öyle oldu zar. Evet arkadaşlar, videolarım hep mutfakta. Hep yemekle. Yemek yemeden olmuyor. Dışarıda ben ne videosu yapacağım? Sokakta gezerken ya da bir yerlere giderken. Gittiğim yerlerde değil, bir kafeye mafyaya gittim. Hani video çekeyim. Oralarda zaten müzik olduğu için video çekmek yasak. Alışveriş merkezlerinin çoğunda video çekmek yasak. Ben geçenlerde video çekeyim dedim. Abla kapatır mısın dediler. Bir yere gittim. Hanımefendi kapatır mısınız? Yasak dediler. Onlar öyle deyince yani zorla mı çekeceğim?
öyle çok zenginler gibi de yani ülke ülke hatta şehir şehir gezen birisi de değilim. Kız var, kız çeler. Ah kız çeler, ah kız çeler. Şu büyük parçaları biraz ufaltayım. Kameramı da çevireyim. Tencereyi çevireyim mi kızlar? Sevmiyorum biliyor musunuz? Çevirmeyeceğim. Ya hoşuma gitmiyor benim sadece tencereyi. Şimdi çevirdiğim zaman pilavım olana kadar tencereyi gösteriyorum. Ben kendimi göstermek istiyorum. Kız çelerime. Dedikodu dedikodu kuru iftira. Herkesin ağzında oldu kurekinam. Yerin dibine girsin çekemeyen düşman. Aman hadi çabuk ol ya. Üf. Sıkılıyorum arkadaşlar. Böyle canım çok tez biliyor musunuz? Hemen her şey olsun istiyorum. Bazı konularda çok sabırlı oluyorum ama bazı konularda inanılmaz derecede sabırsız oluyorum. Çok sabırsız oluyorum kızlar çok. Şu pirincimi şimdi karıştırayım. Şu makineyi boşaltsam ben çok iyi olacak. Tavuğu suyunu falan koyduktan sonra kocaman tencerede açladım çünkü. Ağzını kapattım çabuk olsun diye. Tencereyi hemen makineye atmam lazım. Hemen. Tavuk kokusunu biliyorsunuz. Hava da güzel. Pırıl pırıl bir güneş var. Belli de olmaz. Belki videonun sonunu dışarıda da tamamlayabilirim. Belki evde de tamamlayabilirim ama dışarı çıkacağım bugün. Hiç zannetmiyorum. Bir pazara gideceğim. Daha evi süpürmedim. Süpürge ortada bekliyor. Fişini taktı çocuk. Bugün biliyorsunuz okul tatil. Oyda uygulandık ya ondan dolayı. Süpürge ortada bekliyor kızlar. Foşur foşur şöyle bir evi süpürmem lazım. Mutfağı biraz kırıntı dökülmüş. Ondan sonra içim rahat etmez. Belki süpürür çıkarım. Ya da önce pazara uğrarım, patlıcan falan alırım. Ondan sonra yok, önce süpürürüm ondan sonra pazara giderim patlıcan almaya. Markette güzel patlıcan yok. Kızlar karar değiştirdim. Bulaşık makinesini boşaltmayacağım. Bulaşıkları elde yıkayacağım. Valla içinde bulaşık makinesiyle çıngıl çıtak şeyler çok var. Bardak çok var. Hiç şimdi onunla uğraşamam. Valla çıkan bulaşığı elimde yıkayacağım. Şuraya koydum sarı bezimi, sarı havlu bezimi. Arkadaşım biri yazmış. Sarı bezden nefret ederim. Evet sarı bez derken ben neyi kastettiğini biliyorum. O şeyler var ya arkadaşlar. Böyle ne kadar markası iyi bir marka olsa bile. O bezleri kastettiğini biliyorum. Böyle sarı bezler olur ya. Havlu bez değil. Onlar gerçekten çok iğrenç bir bez. Ama ben onlardan değil ben... Gözüküyor bilmiyorum. Şöyle havlu bezlerden ve kocaman olan bezlerden kullanıyorum. Bir ara bezlere kıyamıyordum. Hani makineye falan atıyordum. Mesela 6-7 tane el bezini makineye atıyordum ama makineden çıkınca da çok hoş bir görüntü olmuyor. O yüzden valla ne yapayım? Biraz böyle şey olunca atıyorum çöpe ne yapayım? Fiyatı da pahalanmış. 5 tane bez 130 lira olmuş. Kızlar kullanan bilir. Bim'den alıyorum bu bezleri ben. 5 tane var içinde renkli renkli. Sarı, yeşil, bir de pembe var. Başka renk yok. 5 tane var. 130 lira olmuş. Ne kadar pahalı değil mi? Öyle yani. Hadi kameramızı şöyle duraklatmadan çevirelim kızlar. Kız çeler. Of. Kavuralım pirincimizi. Ocağımızı kirletmeden. Heh, böyle daha iyi sanki. Daha da kavuracağım kızlar. Daha var yani. Bunun işlemi daha var. Hemen o kavrulurken ben şurada şu tepsimi yıkayayım. Tepsimi yıkayıp tepsim kuruyana kadar kuruduktan sonra da o tavuk suyunu kullanacağım ya arkadaşlar. O tenceremi yıkarım. Hemen kaldırırım yerine. Öküz kadar tencere. İyi de oldu. Hani biliyorsunuz büyük tencere bulaşık makinesinde çok fazla yer sarf ediyor. Bizim evde de en çok çıkan bardaktır.
Bazen evde içmeye, su içmeye bardak bulamıyorum. O kadar çok bardak kullanmışız ki. Çok fazla da ben mutfak eşyası almıyorum. Tıkış bıkış evi sevmiyorum. Hani elimdeki olan bardakları kullanıyorum. O da işte bazen yemin ediyorum su içmeye bardak kalmıyor desem yeridir. Yeridir kızlar. Kız şeyler. Şey ben şuraya toplarken bir karıştırın şunu ya. Şu pilavı karıştırın lütfen. Lütfen kızlar, kız şeyler. Tavuklarım da burada. Biraz şunu açayım mı kızlar? Şeyi. Tavuk suyunu çok kısmışım. Ay bayağı sıcak oldu mutfak. Kızlar, kızçeler. Pilavım oldu. Ayranımı yaptım. Burada bir bardakta koydum kendime. Elimi kesmişim bakar mısınız? Düşünüyorum nerede kestim diye. Henüz bir kararı veremedim. Bıçakla bir şey yapmadım çünkü. Nereye çarptım da kesildi. Önemli bir konu. Bayağı bir kanadı. Kağıt havlu falan koydum. Şu an kan durdu. Kan kaybından ölebilirdim kızlar. Kız şeyler. Şöyle açayım gözüküyor mu? Güneş de vuruyor göremiyorum. Şöyle mi yapsak? Ay 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 ay. Şöyle tepsiye boca etmek istiyorum. Çünkü şey yapamam. Karıştıramam. Gözüküyor mu kızlar, kız şeyler? Hah gözüküyor. Süper harika ötesi bir şey. Gözüküyor. Çünkü şey karıştıracağım. Bunu tencerede karıştırmamın mümkünatı yok. Çok da sıcak. Sever misiniz tavuklu pilav? Tane tane. Leziz. Süper. Ben bunu etli çok seviyorum ama işte kocişko etli yemediği için mecbur tavuklu yapıyoruz. Tavuklu pilavı yer. Sever. Şimdi benim oğlan, büyük olan da bunun yanına fıstıklı baklava getirecek. Tam ayranımız da var. Tam böyle Mevlüt'e gelmiş gibi oldu arkadaşlar. Mevlüt'e gelmiş gibi oldu. Şöyle nasıl gözüküyor bilmiyorum ama gerçekten tane tane süper. Daha yakından göstereyim. Süper. Şimdi daha rahat karıştırıp tencereye öyle koyacağım kızlar. Evet kızlar, şu güzelliğe bakar mısınız? Tane tane ve çok süper, harika oldu. Ben zaten böyle yapış yapış pilavı hiç sevmem. Bir de yanına ne çıkaralım? Şu Deniz'in çok sevdiği bir turşu var arkadaşlar. Yanına bunu çıkaracağım bakalım. O kadar övdü, o kadar övdü ki bana. Resmen yani. Aşeran karılar gibi canım bundan istedi. Haydi bakalım. Nasıl bir şeymiş bu? Deniz evde yok, bunu kendime koydum. İnşallah acı değildir. Sanki hepsini yiyecekmişim gibi uğraşıyorum ya çok çıkartmaya. Bakalım nasıl bir şeymiş arkadaşlar. Deniz bu turşuyu çok seviyor. Çok fazla övdü. Bilmiyorum ne turşusu olduğunu. Yazın ben yapmıştım diyemiyorum. Hazır turşu. Kendimize kaşıkla çıkaralım kızlar. Kızçeler şöyle. Ayranımız da var. Daha ne olsun. Bana birisi yazmış. Abla. Önümüz bayram. Bayramda gittiğin yerlerin videosunu çek falan gibisine. Ben bayramda bayram için bir yere gitmiyorum açıkçası. Şöyle pastamı da göstereyim. Deniz bir parçasını yedi. Ama gerçekten çok güzel olmuş arkadaşlar. Dolapta dinlenince de harika olmuş. Ondan sonra abla gittiğin yerlerin videosunu çek falan. Ben bayramda bir yere gitmeyeceğim. Hani şehir dışına çıkmayacağım. Ondan sonra dışarıda da video çekmeyi istemiyorum. Hatta şey demiş. Sen de yap. Yani sen de yap derken şunu demek istiyorum. Birilerinden
gelmiş, birilerinin vasıtasıyla gelmiş ki bana sen de öyle yap. Vallahi ben olduğum gibiyim. Hiç belli olmaz. Dışarıda video yapmam derim yaparım. Video yapacağım derim yapmam, evde devam ederim. Öyle belki bayramda hiç video yapmam, o da muamma. Dinlenirim, bayram tatiline ben de çıkarım. Yani atla deve para kazanmıyorum zaten. Öyle yani arkadaşlar, kızlar. Kızlar, kız şeyler. Bugünkü pasta yemeyeceğim. Pastayı yerine koyuyorum. Ama gerçekten çok mükemmel olmuş kızlar. Harika. Bu hazır pandispanya. Şurayı ben tırtıkladım. Tadına bakmak için şu kısmı ben tırtıkladım. Çok güzel olmuş. Nefis olmuş ve kahveyle ıslatmam. Yani sütle ıslatıyordum önceden ama artık kahveyle ıslatıyorum. Kahveyle ıslatmak zaten süper bir şey. Yani kahvenin tadı, çikolatanın tadı falan. Aynısından bir tane daha bu akşam yapacağım. Çünkü çikolata sosum da var. Çikolata sosum da varımdı. Ondan sonra kremam da varımdı. Var da var yani. Onlar bozulmadan hemen bu akşam bir tane daha yapayım. Ne diyordum ben? Bak nereden nereye geçtim. Hay Allah. Ne anlatıyordum kızlar ben? Ne diyordum kızlar ben? Unuttum gitti. İşte pilavım, ayranım. Şu ayranı da dolaba koysam iyi olur. Oh, mesaj geldi. Mesajlar geliyor kızlar. Mesajlar geliyor. Öyle yani ben millete yaranmak için ya da millete bir şeyler ispatlamak için video yapmıyorum. Elimdeki imkanlarla video yapmaya çalışıyorum. Arkadaşım sen de beni ister izlersin, ister izlemezsin. Sana iyi gelmiyorsam tabii ki de iyi gelen kişiyi izlemekte özgürsün. Ne diyeyim ben sana? Ben sana yapmayacağım şeyin sözünü vermem. Benim şeyim bu. Ne derler ona? Ha benim içeriğim bu. Mutfakta, evde. Az kadın evde yemek yapıyor. İçeriğim bu. Değişik mesela ne diyeyim? 2 ay sonra okul kapanınca gideceğim Samsun'a. Orada işte köy videoları yapacağım. Bu bir gerçek. Köy videosu. İşte değişik kişileri de hani göstermeyeceğim demişim ama artık göstermeye karar verdim. Bazı kişileri tabii ki de. Benim içeriğim o. Belki fındık toplarım. Fındık ırgatlığına giderim. Belki başka bir şey. Yaşayıp göreceğiz gün gün. Hakkımda da ileri geri konuşanların, benim günahımı alanların, ne bileyim, olmamış bir şeyi olmuş gibi anlatıp da kendi uydurduğu yalanlara milleti de inandırmaya çalışıyor yani. Milleti de inandırmaya çalışıyorlar. Ben o insanlara yemin ediyorum, Allah'a havale ediyorum. Allah'a havale edin bu mübarek günde. Bayrama çeyrek kala. Allah versin cezalarını. Ne diyorum? İftira, yalan, yanlış. Benim hakkımda konuş. Hatta şöyle bir şey ya. Kimse beni konuşmasın arkadaşlar. İyi ya da kötü konuşmasınlar. Beni tanımıyor, etmiyor. Kimse beni konuşmasın. İzlerseniz, beğeni koyarsanız sevinirim. Beğeni koymazsanız da canınız sağ olsun. Sizleri ben öpüyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Asi kadında kalın. Arkadaşlar, hepinize hayırlı iftarlar diliyorum.